Şimdi Osman Gazi alimlerle beraber bulunması, onların hep yanlarında İslam alimlerinin, tasavvuf büyüklerinin, erbabının onlarla beraber haşır neşir olması aslında bunu ortaya koyuyor. Yani nasıl bir insan, işte insan namaza durur, Rabbi iledir. Oruçludur, Rabbi ile beraberdir. Onun emri olduğu için. Demin cennet cehennem derken de sevgilisinin sevdiği şeyler, Cenab-ı Hak cenneti istemekten, yani mesela bu ayda iki şeyi çok isteyin diyor. Bunu Cenab-ı Hak emrediyor. Cenneti isteyin. Cehennemden kaçının. Sevgili istediği için istiyorsun. Yoksa Cennetini nefsin de ben için istediğim değil. için değil. Bu da Cenneti, güzel. bu çok Ahmet abi. önemli bir husus. Bazen hani farklı bir bakış şeyleri bakılır. Sevgilinin istediğinden bir insan ki hani sevgilisinin sevmediği bir şeye giderse, hep onu yaparsa ne yapar? Sevgilisiyle arası açılır. Onun istediklerini istemek, onun sevdiklerini sevmek. İşte Osmanlı padişahlarına baktığımız zaman hep bunlarla beraber. Dolayısıyla da onların bu noktada sıkıntıları yok. Bu çok önemli bir husus. O insana artık Rabbinden, Peygamber Efendimiz'den ayırt etmek mümkün değil. Nesine bakıyorsun? Eserlerine bakıyorsun. Camiler meydanda. Şiirine bakıyorsun. Baştan sona tasavvufu anlatıyor. Yazısına, hükmüne bakıyorsun. Şer-i şeriften kılıcı kadar ayrılma. Ne yaparsa yapsın, şer-i şerife muvaffık ola, uygun ola. Emirleri bu. Bu insan nasıl olur? Bu kimseler işte buradan anlamak lazım. Genel noktasıyla baktığımızda ortaya böyle bir husus çıkıyor. Çünkü onun Umumi detaylarını da aradan baktığımızda sonra inşallah etraflı soracağız. detaylarından da inşallah Tembihnameleri söyleriz. soracağız, huzur derslerini soracağız. Söyleyeyim. Başkaca Ramazan'da neler vardı işte onları Hırkayı soracağız. Saadet ziyaretini soralım. Evet, Evet. o muhteşemdir. Onu Evet. mutlaka anlatın ama hocam. Evet. O nasıl bir, neyse söylemeyeyim de, böyle deyince de sanki reklam için çalışan adamlar gibi oluyorum. Reklamlardan sonra hocam çok önemli bir şey anlatacak. Şok olacaksınız. Böyle bir şey yok. Ama çok güzel bir şey anlatacak hocam. Eğer vaktiniz olursa buyurun gelin dinlemeye devam edin. Kısa bir ara veriyoruz. Bu ara malumunuz teheccüd arasıdır. Gece namazı arasıdır. Ve teheccüdü ya da gece namazını kıldıktan sonra ümmeti Muhammed'in mazlumlarına dua etme arasıdır. Gazze'nin çocuklarını hatırlama vaktidir. Mısır'ın çocuklarını, Suriye'nin, Musul'un, Kerkük'ün, Doğu Türkistan'ın evlatlarını hatırlama vaktidir. Somali'nin, hocam sahur yapamıyoruz, yiyecek bir şeyimiz yok, orucumuz kabul oluyor mudur diye soran evlatlarını hatırlama vaktidir. Araya bizi de katarsanız memnun oluruz. Bak Beyoğlu'nun en güzel abisi burada, Mahir Zayn burada, Ahmet Hocam burada. Kalkmışız, gelmişiz, sahurda sofranıza konuk olmuşuz. Bir duacık biz de bekleriz. Kısa bir ara sonra bir. Efendim sahurdan kalplere uzanmaya devam ediyoruz. Sofralarda bir kişilik yer varsa biz de toplandık. Bütün emek veren kardeşlerim, konuklarım hep beraber bir kişi olduk. Sofranın bir köşesine ilişmeye geldik. Sıra şiir vaktidir. Bugün Osmanlı'yı konuşuyoruz, ecdattan bahsediyoruz. Dolayısıyla ecdadın 36 padişahımız var. 33'ü şiir yazmış. 9'unun divanı var. 3'ünün divanı divan şairlerinin divanlarından daha büyük. Bunlardan birisi Muhibbi mahlasıyla yazan Kanuni Sultan Süleyman Han. Hani şu saraydaki karıncaların ağaçları sardığı vakit ne yapılacağını bile Ebu Suud Efendi'ye şiirle soran padişah. Drahtı ger ziyan etse karınca, zarar var mı karıncayı kırınca? Hani sor padişahsın, de ki kireç suyu döküp itlaf edeceğiz. Hatta sorma bile be abicim, de ki dökün itlaf edin. Sorar, Kanuni sorar. Peki sor, de ki hoca caiz mi? Öyle de sormaz, şiirle sorar. Ağaçları karıncalar sarınca, zarar var mı karıncayı kırınca? Padişah nasılsa devrin Şeyhülislam'ı da öyle. Demiyor ki caizdir. La yecuz hünkârım. O da şiirle cevap veriyor. Yarın hakkın divanına varınca, Süleyman'dan hakkın alır karınca. Dokunmayın demiş karıncaları. Karıncaların hukukunu gözeten ecdat. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir niyazını okuyacağız. Bir naat-ı şerifini. Peşinden de sevgili Mahir Zayn Resul-i Ekrem Efendimiz'e kendi bestesi, kendi sözleriyle seslenecek. Bakınız Kanuni merhum nasıl seslenmiş. Nur-u alemsin bugün, hem dahi mahbub-i hüda. Eyleme aşıkların bir lahza kapından cüda. Gitmesin nam-ı şerifin bu dilimden dembedem.
dertli gönlüme devadır. Can bulur ondan safa. Umarım her bir adım başka şefaat eyleye. Muhammed Mustafa. Çünkü denildi ona ve şems, dahi ve duha. Ruhuna, alnına, mihr-ü mah-ı benzesem nola? Bu libas-ı hay-ı huyu tantana nedir dila? Eynine hilat yeterken bir palasu bir aba. Cürm-ü isyanım bir ruhdur. Gerçi hadden servera, sen şefaat kanısın. Geldim sana şefkat uma. Bu muhibbi tevbe eyler. Tevbesin eyle kabul. Fitne-i şeytandan sakla onu ya Rabbena. طلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه Hep senle var olur, yalnız senle coşar. Yine gelse tüm şiirler, söylenmemiş şarkılar. Yine bendeki aşkı anlatamazlar asla. Senden uzak olan gönüller dolar yasla. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeden ala habib. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه Evet. Thank you. Biz de teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Buyurun. Thank you. Sağ olsunlar. Hocam vakit hızlı geçiyor. Güzel lahi dinledik. Şimdi Osmanlı Ramazan
hızlı bir şekilde neler yapıyordu Osmanlı Ramazan'da? Huzur dersleri der duyarız ama ne olduğunu bilmeyiz. Tembihname ne demek? Nereden başlayıp nasıl anlatacaksanız bir ton da soru var, onları da soracağım. Şimdi sultan geliyor. Ramazan ayı 11 ayın sultanı. Sultanı en iyi sultan anlar. Dolayısıyla da bu sultanlar, Osmanlı sultanları, o sultanın kölesi olduklarının farkındalar. Ve Ramazan gelirken Ramazan'ı bir sultan olarak kabul ettikleri için ve sultan gelince neler yapılacağını da en iyi onlar bildiği için tembihnameler neşrediyorlar halka. Bu nasıl karşılanacak? Sultanın gelişiyle etrafın aydınlanması lazım. Her taraf aydınlatılacak. Herkes evini, sokağını tertemiz yapacak. Camilerde onu incitecek bir şey yapılmayacak. Huşu, hudu olacak. Yani Ramazan gelirken tembihname yasak yapılmayacak şeyleri, yapılacak hususları halka duyurmak. Şey bile var mıymış hocam orada? Mesela esnafın neyi hangi fiyattan satacağı, aman zam yapmayacağı, millet rahat alsın. Buna kadar bir şey var galiba. Var tabii. Ramazan gelirken insanlar daha fazla gıda alacağı için ister istemez bir fiyat yükselmesi olacak. Bunun için de kadı devamlı bir şekilde dolaşır ve fiyatı artırmanın önüne geçer. Hatta Ramazan'da bereket, ucuzluk hasıl olması için çalışırlar. Bu da önemli bir husustur. Yine dikkat edilen en önemli noktalardan bir tanesidir. Dolayısıyla tembihname budur. Aslında bu da Osmanlı'nın başlangıcında yok. Yani biraz daha sanki Ramazan'a bir lakaytlığın başladığı dönemde tembihnameyi neden neşreder insanlar? Yani bir yanlışlık varsa derler ki Ramazan geliyor, dikkat edin. Normal dönemlerde biz Fatih Kanuni dönemlerinde tembihnameyi görmeyiz. Sanki herkes bunun farkındadır. Bu da çok önemli bir husustur. Son dönemlerde bazı hususlar çıkıyor. Sıkıntı olunca o zaman da hatırlatma ihtiyacını hissediyor ve hatırlatıyor. Padişahımız halkın arasına gezecek. Onu tanırsanız normal bir vatandaş gibi davranın. Yani özel bir özellik göstermeyin. Padişah Ramazan'da hasreten daha fazla tebliğli kıyafet gezer. Bir yanlışlığın yapılıp yapılmadığına dikkat çeker, dikkat eder. Bazen halkla beraber namaz kılar, fark etmezsiniz. Tabii tanımazlar değil mi hocam? Tanımazlar. Hani ekran yok, Twitter yok, şu yok, bu yok. Yanındaki padişah ama derviş kılığında, tüccar kılığında nereden tanıyacaksın? Ahmet abi bir gün Fatih Sultan Mehmet Han böyle çıkmış tebliğli kıyafet geziyor. Uyanın biri tanımış. Gitmiş hemen koluna girmiş. Hünkârım tanıdım demiş. Şşş demiş, ses etme. Hünkârım Allah 124 bin peygamber yarattı. Hepsinin hatırına bir altın isterim demiş. Padişahı yakalamışsın. Fatih zeki adam dönüp demiş ki isimlerini say. Sayabildiklerine bir altın vereceğim. Şimdi sizin çok hoşuma giden bir sözünüz var. Eyvallah. Diyorsunuz ki çağımızın en büyük hastalığı bencilliktir. İşte tabii. Ramazan tabii. O hastalığı biraz ortadan kaldırmak için var. Osmanlı'da tabii. Da hocamın anlattığından anlıyorum ki o hastalık olduğu zaman tembihnameler de başlamış. Nasıl halledeceğiz yani. O bencillik işini? Vallahi hep baştan beri var bu. Bir taraftan hep böyle bir çelişki devam edecek. Bir yandan bencilliğimiz olacak tabii. Ama öte yandan çünkü o bencillik bizi geliştiriyor, güçlendiriyor. Ama o bencillik başkalarının haklarını gasp etmeye döndüğü zaman toplumda öteki insanları ezmeye, yok etmeye, yok saymaya başladığı zaman sıkıntı başlıyor bence. Asıl ondan kurtulmak lazım. Yani bütün ben tasavvufun o tarafına çok değer veririm. Kendimizin bir hiç olduğunu aslında, o hiçliğin bir parçası olduğumuzu fark edersek, çok kendimizi böyle öne çıkarmaya çalışmazsak daha yerinde oluyor. Her şey daha güzel oluyor. Huzur geliyor. O huzuru yakalamak lazım. Ben hep onlara önem veriyorum. Açıkçası ona dikkat ediyorum. Padişahta da önemli olan şey o. Yani baktığınız zaman Osmanlı padişahları yani büyük bir imparatorluklar ama kötüsü yok mu, yanlışı yok mu? Tabii var. Ya onun için de bunlar belki tembihname ya da diğer şeyler tabii ki gündeme geliyor ve deniyor ki yani bir halli yola sokulsun. Tasavvufta da çok vardır. Yani biraz önce saydığımız hocalar Osmanlı padişahları neler söylerler yani senin ekmeğinden yemem çünkü sen insan öldürdün diyen hocalar vardır yani padişahlara söylenen böyle laflar vardır. Onlara da hakikaten saygıyla işte Molla Gurani ile Fatih Sultan Mehmet ilişkisi başlı başına bir olaydır yani tartışmaları bir olaydır. Tabii onlar olmasaydı böyle bir şey, böyle bir uygarlık da ortaya çıkmazdı. 600 yıllık büyük bir uygarlık olması mümkün değildi. Böyle bir şey de ortaya çıkmazdı. Peki Mahir Zayn'a bir şey sorayım. Mahir, şimdi Batı toplumu genelde ben diyor. Ben. Her şey benim için var. Ben varım. Ama İslam sen demeyi öğretiyor. Karşıdakine değer vermeyi öğretiyor. Empati kurmayı öğretiyor. Gözlemlediğin vakit, yaşadığın yerler ve Müslüman toplumları nasıl değerlendiriyorsun bu durumu? Epey sürecek çevre.
I didn't understand the question very well. Can you take it again, please? soruyu tekrar alabilir miyim? Yani şöyle sorayım.